Marmara'da kar etkisini kaybetti ama yoğun kar yağışı özellikle Karadeniz ve Doğu bölgelerini esir aldı. Binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Şimdi bölgelerdeki son durumu alacağız. Trabzon'da Ulaş Özdemir, Muş'ta Ahmet Çelik bizi bekliyor ama önce Erzurum'a gidelim. A Haber muhabiri Mikail Kurban, yol açma çalışmasının 24 saat aralıksız sürdüğü şehirdeki son durumu bizlerle paylaşacak. Mikail, sözü sana bırakıyorum. Evet, Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı 4 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede kar yağışı 4 gündür etkisini aralıklarla sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte bölgede binin üzerinde köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da da yine 379 köy yolu ulaşıma kapanmış durumda ve belediye ekipleri de acil timler oluşturarak kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürdürüyor. Yine şehir merkezinde de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Görüntülerde de gördüğünüz gibi burada yoğun bir çalışma var. Biz de şu anda Palandöken ilçesindeyiz. Burada Palandöken Belediyesi'nin 155 personel ve 20 iş makinesiyle gece gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Palandöken Belediyesi. Yine görüntülerde de gördüğünüz gibi burada mini loder ve iş gücüyle de çok sayıda insan karla mücadele çalışmalarını sürekli aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bölge itibariyle karın en çok yağdığı yer olan Palandöken ilçesinde de kar kalınlığı şu anda 40 santimetreye kadar ulaşmış durumda. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceği ve pazar gününden sonra da kar yağışının bölgeyi terk edeceği belirtildi. Erzurum'da bir yanda karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Soğuk da oldukça bu bölgede etkili. Dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı -16 derece oldu Erzurum'da ve meteorolojiden yine aldığımız bilgilere göre de hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde daha da düşeceği ve vatandaşların oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Biz Palandöken ilçesindeyiz. Buradaki çalışmalar Palandöken Belediyesi'nin oluşturduğu timlerle acil bir şekilde sürdürülüyor. Çalışmalar, karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar da aralıklarla yağmaya devam ediyor. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Mikail'e teşekkür ederim.